Karkük'ten ta Tuz Hurmatu ilçesine kadar aşağı yukarı 70 kilometreye yakın yolu kat ettik. Türkmen TV'den hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 60 dakika programına Şehitler Diyarı ve Kahramanlar Ocağı olan Tuz Hurmatu ilçemizde gerçekleştireceğiz. Malumunuz değerli izleyiciler, 2019 Mart'ın 6'sında gece geç saatlerinde Türkmen milleti yine acı bir olayla sarsıldı ve acı bir haber bizlere geldi. O da Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde Türkmen gücümüz Haçlı Şabi'ye karşı yapılan haince bir saldırı gerçekleşti. Ve o saldırıda tabii ki çok sayıda yaralılarımız oldu ve onun yanında 5 şehit verdik yine bu topraklara. Şehitlerimiz için mekanları cennet olsun. Allah yakınlarına, ailesine, ailelerine sabır versin. Ve yaralılarımız da tabii gördüğümüz gibi şu an Kerkük'te bulunan Cumhuri Devlet Hastanesi'nde kapısının önündeyiz. İşte burada yaralılarımız tedavi altında kaldılar ve daha sonra sağlık durumları iyi olduğu için evlerine taburcu oldular. Şimdi hemen değerli izleyiciler, biz de burada Türkmanya kanalı ve 60 dakika ekibi olarak Tuz Hurmatu'ya yolcu olacağız ve oradaki şehit ailelerimiz ve yaralılarıyla görüşeceğiz. Ayrıca 15. Tugay'ın komutanlığının sorumlusuyla görüşeceğiz. Olayla ilgili detaylı bilgiler sizlere aktaracağız. Bizlerden ayrılmayın efendim. Değerli izleyiciler, evet şu an görmüş olduğunuz ki Kerkük'ten ta Tuz Hurmatu ilçesine kadar aşağı yukarı 70 kilometreye yakın yolu kat ettik ve şu an Tuz Hurmatu ilçesine geldik. Görmüş olduğunuz ki burası Irak-Türkmen cephesi ve Tuz Hurmatu ilçesinin tabii ki bürosudur. Buradaki değerli yetkililerle görüşeceğiz ve özellikle de Mahmur bölgesinde yapılan saldırı ile ilgili, Türkmen gücümüz Haçlı Şabi'ye karşı yapılan saldırı ile ilgili buradaki değerli yetkililerimizin görüşlerini alacağız. Olayla ilgili detaylı bir şekilde bakalım ne şekilde incelemeler yapılmışlar. Onları hepsini bugün sizlere programımıza aktaracağız. Bizlerden ayrılmayın efendim. Selamun aleyküm, kolay gelsin, nicasınız. Eyvallah, sağ olun. Selamun aleyküm, merhabalar üstad, sıhhat o, insan. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun, Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, şimdi de Irak-Türkmen cephesi Salahaddin İl Başkanı Sayın Heytem Haşi Muhtaroğlu'nun makamındayız şu an. Kendilerinden kendileriyle görüşerek ve özellikle de birkaç gün önce Türkmen gücümüz Haçlı Şabi'ye karşı yapılan saldırı hakkında kendileriyle sohbet ederek ve görüşlerini alacağız. Özellikle de bu konu hakkında. Efendim öncelikle başımız sağ olsun. Hem sizi hem bütün Tuz Hurmatu'nun. Özellikle de bütün Türkmenli bölgelerimizin başı sağ olsun öncelikle. Konuyla ilgili, olayla ilgili sizin fikriniz, düşünceleriniz nelerdi? Bizlere aktarın. Özellikle de Türkmen gücü Haçlı Şabi'ye karşı yapılan bu saldırı hakkında neler dediniz? Buyurun. Sağ olun, milletimiz sağ olsun. Her şeyden önce hoş geldiniz. Türkmaniye Uydu Kanalı.
ekibi bir gün Tuz Hurmatı Şehitler Diyarı'na. Bundan kaç gün önce bildiğiniz gibi bizim Haçlı Türkmani Musul'a giderken dönerken saldırı oldu. O saldırı oldu. Yani biz en gevel Irak hükümetini suçlarım doğrusu. Çünkü bazı idari işler var. O idari işler gerek yokuydu Musul'a gidensin. Tuz Hurmat'ta da olurdu. Kerkük'te de olurdu. Evet. Bu kadar insanlarımız Musul'a çekmek bence hiçbir durumda emniyet durumu özellikle Musul yolu gerek yokuydu. Sebep oldular 6 şehit. Onlarca da yaralı. Bu işi de yapanlar zannetmezler. Biz Türkmenler duracağız. Yok. Tamamen onun tersi. Diyelim özlerine. Bu gibi olaylar bizi daha güçlendirir. Bizim özellikle Irak'ta Türkmenler kan vermeye aşıktılar. Şehadete aşıktılar. Son illerde bilirsiniz Tuz Hurmat'ta yüzlerce, 3000 şehide yakın ulaştı şu ana kadar. Bu şehitler ne kadar kan verirler, milletimiz o kadar güçlendi. Ve biz de kaldık bu olayın arkasıyla. Irak hükümeti kalktı tahkikata bildiğimiz, eşittiğimize göre. Ve biz de Türkmen partileri olarak, Irak Türkmen cebesi olsun, başka partiler olsun, öz yollarımızdan da bir sonuçlara ulaşırız inşallah. Muhakkak bir incelemeye başlayabilirsiniz. Evet. Öz yollarımızdan ve diyebilirim %80 bu olaya kalkan, bu hain saldırını yapanlara ulaşmışız. Evet. Peki efendim, biraz önce buyurduğu takip ediyor, biz en büyük suçu Irak hükümetinden gördük. Çünkü bazı idari konulardan dolayı. Şimdi bizim aldığımız tabi malumatlara göre Savunma Bakanlığı'na ait bütün askeri güçlerin herhangi birinin ki kartı yoktu. Neden illaki Türkmen gücü Haçlı Şabi'nin kartı oldu bu konuyla ilgili? Bildiğimce Irak hükümetinde sadece yani askeri konu olmasın Savunma Bakanı. Tüm Irak devletinden maaş alan, evet, mamur olan Kikartoğlu. Evet. Yani eşittiğimize göre bizim Haçlı Şabi'de başka adı altında olanlar. Yani bilirsiniz bu Türkmen Haçlı'nda Şehid-i Sadır, Tugay'ı olan bunlar gittiler. Başka olan bildiğimce Tuz'da, Avkerkük'de yaptılar bu Kikartı. Evet. Yani, neden bunlar illa ki Musul kentine gittiler? Bunların bağlantı, askeri güç, kıyada oradaydı. Musul'da olduğuna ondan, evet, dolayı. Evet. Yani edebilirdi. Irak hükümeti şahsant etmek için. Tabii askeri görmüş, gücü olduğu için daha etraflı gerekme düşünmüş olsaydı. Gerek yani böyle şeyde tedbirler alınsaydı, bu da önemliydi. Alınsın, evet. İstihbarat kuvvetli olsun. Hı. Bilinsin bu kadar insanlar giydir, aynı yoldan giydirler, aynı yoldan dönmemeldi. Yani bu iş Bağdat'ta da olurdu. Tuz Hurmat'ta olmasın, Kerkük'de olmasın. Başkentimiz yani bence her şey orada da olabilir. Bilirsiniz de Allah'a şükür Tuz Hurmat'ı, Bağdat Karayolu emniyet çok sağlanıp iyi bir şekilde. Yani bu biz 2003'ten Irak hükümetinin yaptığı hataların faturasını biz veririz. Evet. Dönemde diyelim Türkmenler 2003'ten Irak'ın birliğin, barabarlığını istedik. Sadece milletlerde biz. Bunu ben diyelim, ağzım dostu da diyelim. Irak'ta tek millet Irak'ın birlik, barabarlığını isteyen ve onun da faturasını veren Türkmen milletidir. Çok doğru. Evet. Yani 2003'ten biz de bilirdik başkaları kimi. Düşünüyorduk Irak parçalamak, istediğimiz yere ulaşırdık. Son illerde de gördüğümüz yani. Bunu da Irak hükümetine aynen dönmem diyerek maalesef Irak'ı parçalamak isteyen, Irak devletinin karşısına silah kaldıran, Irak'ta en üst yerlerde yer aldılar.
Yani Cumhurbaşkanı olsun, bakanlık olsun, parlamento başkan yardımcısı olsun, istedikleri şeyleri aldılar. Onun tam tersi bizim Türkmenler Irak'ın birlik barabarlığını savunduk, kan verdik Irak'ın birlik çok barabarlığı için. 2003'ten siz hiç yani görmeyin tuz hurmatı da, ben bir tuzlu olduğuma tuz hurmatını diyorum. Tuz hurmatı da bu kadar kan vermemiz boştan döküldü. Yok, bizden intikam almağıydı. Çünkü Irak'ın birlik barabarlığını istedik. Hain projelerin karşısında durduk. Cezalandırdılar bizi. O da neydi? Partlamalardan, kaçırtmalardan, çatışmalardan. Ama biz dimdik durmuşuq. Verdiğimiz kanlar her vaxt bizi daha ögetar, daha güclü eder bizi. Her zamanda şehitlerimiz gözümüz önündeydi. Onları gözümüz önüne koyarken biz de temenni ederek o şehitlik şerbetini içeriz. Yani tuz hurmatta bir yarışma var. Herkes ister şehitlik nasip olsun. Evet. Yani düşman zannetmesin. Biz bu herkese nasip olmaz. Ha, herkese evet. de nasip olmaz. Tabii. Yani düşman da tasavvur etmesin bizi vurdukça, şehitlerimiz fazla oldukça biz bitirik. Yok. İnanın o kanlar aynen bir ağacı, güzel bir ağacı ne suyundan ağacı gögeri. Aynen. Aynen biz de, milletimiz de gögeri şehitlerimizin kanıyla. Evet. Allah şehitlerimizi affetsin. Mekanları cennet olsun. O yaralarımız da acil şifalar. Ve biz de Irak Türkmen Cephesi diye gittik. Yaralılar da Bağdat olsun, Kerkük olsun ziyaret ettik. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nden her zamanki kimi bir onay aldık. İstadadları var. Yaralılar karşılarsılar, tedavi ettiler Irak Türkmen Cephesi yoluyla. İndi kimin doktorlardan raporları bekleriz. Evet. Yani ne etsek bu millet için? Biz müessese olarak ve başka Türkmen partileri bizimle olarak bu millet için ne etsek biz hala sanki bir şey etmemişiz. Çünkü madem ki bu milletin bu kadar istidadı var toprağına sahip çıkmak, o kadar kan vermek bu millet yani saygı, salam almak layıktı bu millet. Tabii ki ögünde eğilmek lazımdı böyle bir milletin. Şimdi benim son sorum efendim. 2003 yılından bu yana Kerkük, Musul, Tuz Hurmatu ve Telafer hatta bütün Türkmeneli bölgelerimizi diyebilirim. Maalesef bugün DAEŞ terör örgütünün hedefinin ön planında da. Sizce bunun sebebi nedir? Tabii ki siz bir politikacı olarak bunu nece değerlendirirsiniz? Valla ben dedim Türkmenler Irak'ın dört bir etrafında vurulurlar, kan verirler. Evet. Sebebi de Irak'ın birlik barabarlığını istediğimiz için onun için onun faturasını veririk. Vallahi yani biz tuz hurmatta, ben indim bunu örnek veririm size. Partlamalar bir saatin içinde 22 partlama oldu günlerin birisinde. Evet. Allah saklasın biz temenni etmeyerek bizimle yaşayan milletler zarar çeksiler. Bizde Tuz Hurmatı ilçe merkezinde Arap semti de var, Kürt semti de var. Sadece bu partlamalar Türkmen semtlerinde olurdu. Yani 2003'ten şu ana kadar Tuz Hurmatı'daki evet, bütün partlamalar sadece Türkmen ailelerin yaşadığı sadece bölgelerde evet, olur. Arap da var, Kürt de var. Allah saklasın, temenni etmeyerek kimse zarar çeksin. O semtlerde şu ana kadar bir partlama olmadı. Yani bu neye işaret edir? Türkmen insanı, Türkmen aslında milleti hedef alınıp, hedef evet, alınıp kimlerden? Tüm taraflardan. Tüm evet, Irak'ın düşmanı olan, İslam'ın düşmanı olan. Türkmen'in düşmanı olan. Evet, daha Türkmen'in düşmanı olan. Türkmen'in düşmanı olmadan önce dedim Irak'ın, çünkü Türkmenler Irak'ı vatanı. Tabii çok doğru. Evet. Çok sevgili var kalplerinde. Çok sevdiklerine onun için fazla hedef alınırlar. Evet. O da edebildik 2003'ten ispat ettik. Irak'ın birlik barabarlığını biz başkası kimin isteseydik, uysaydık. İndi Irak'ın eğer Cumhurbaşkanı olmasaydık diyebilirim sana başbakan yardımcısı olmuşuyduk. Doğru.
şey parlamento başkan yardımcısı istediğimiz yere ulaşırdık. Peki biz Irak Türkmen Cebesi Salahaddin İl Başkanı Sayın Heytem Muhtar Haşmoğlu'na çok teşekkür ederiz bugün. Özellikle de 60 dakika özel programımızda vermiş olduğu demeçten dolayı teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Biz de sonunda diyelim şehitlerimize rahmet, mağfiret ve yaralarımıza acil şifa. Sağ olun, milletimiz sağ olsun. Değerli izleyiciler, şu an Tuzxurmatu'da bulunan 15. Tugay Komutanlığı'nın binasının önündeyiz. Ve buradaki 15. Tugay Komutanı ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Konuyla ilgili özellikle de tabii ki bu Türkmen Haşi Şabi'ye karşı yapılan saldırı hakkında bakalım detaylı bir şekilde bilgileri ve yapılan incelemeler Irak hükümeti tarafından neler olduğunu kendilerinden daha yakından takip edip alalım. Hep beraber bizleri izleyin. Hacı, sağ olasın. Sağ olasın. Memnunum. Allah razı olsun. Hacı Ahmet, dua 15. Hoca, teşekkürler. Allah razı olsun. Hoş geldin. Başınızda sağ olsun. Eyvallah. Rahmet çakipsiz. Çok memnunum sizden. Sağ olasınız. Başa barabarsınız. Hoş geldiniz tuza. Ve gerçekten biz teşekkür ederek ve zahmet çakipsiz ve delil budur ki mutabiyiz bu mevzuğa. Yani hırsız var. İnnehu bizim Duz ve Türkmen hakkında bir hırsız var. Ve çok memnunum. Teşekkür ederek buna. Biz teşekkür ederek. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, görüşmelerimize biz devam edelim. Tabii ki olayla ilgili daha fazla yakından bilgileri alabilmek için ama net bilgilere yetişmek, gerçek bilgilere yetişmek amacıyla yine Tuzxurmatu'daki bölgelerimizde bazı yerleri ziyaret ederek biraz önce tabii ki anons verdiğim gibi şu an 15. Tugay Komutanlığı'nın binasındayız ve Şehid-i Sadır Komutanlığı'na bağlı 15. Tugay Komutanı Sayın Rıza Muhammed Kevser Beyler bizlerle birlikte kendilerinden hemen dediğimiz gibi gerçek bilgileri almak üzere. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, var olun. Her şeyden önce başınız sağ olsun. Sağ ve olun. Çok bütün olun. Türkmen milletinin başı sağ olsun. Verilen şehitlerden dolayı. Efendime söyleyeyim, olayla ilgili tam detaylı bilgi, bütün yapılan incelemeler nelerdi bizler aktarsanız, sizlerden dinlemek bence de daha güzel, daha doğru da oldu. Çünkü bugüne bakarsa hakikaten günlerde sosyal medyada, ayrıca haber sitelerinde bayağı haberler yayınlanır. Özellikle de bu olayla ilgili Haşr-ı Şabi'ye karşı yapılan saldırı hakkında bir sürü haberler yayınlanır. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar doğru olmadığını bunu sizden dinlemek daha doğru olur. Ta ki milletimiz de insanlarımız da ona göre aydınlatalım. Evet efendim, söz sizden. Tamam, çok memnun. Önceden bütün Türkmen milletine ve bütün Duz halkına, hepsine ve bütün şehit ailelerine ve yaralı ailelerine ve onlar ki sağ çıktılar ve bütün Haşi Şabi hepsine evvelen tesliye diyorum ve baş sağ olsun diyorum. Yani bu Tuzxurmatu halkı ve Tuzxurmatu memleketi her vakit yani gerçekten tazhiye ve sumut ve özü yer sahibi ve memleket sahibidir. Onun için ki bunlar müstehdeft her vakit. Doğru. Gelagın bu olaydan ötürü ki ne şekil oldu? Ben bir itibar Amir Foç Kuvat Şehidi Sadır, Foç Tuz, evet. Liva 15. Ayın 4'ünde, 4-3, akşamüstü takriben saat 4-3 dolayında ben Amir Liva ki adı Abu Cud, Muhammed Ali, bana telefon açtı. Mufacat telefon açtı. Bundan evvel bilmirdim bir böyle kazıya var Musul'da. Dedi siz ki Foc Tuzxurmatu ve Foc Nida El Merca'yı kütlediler ki Focuk. Bunlar Haşt Türkmani'ye aittiler. Ve biz idariyen, resmiyen her ayı biz Liva 15 ayı. Liva 15'in Kata'yı Musul diyor. Ninova, evet. Ameliyat Ninova'da biz öbür livalar kimin? Ki liva 15, bakiyet livalar, liva 30 var, liva 12 var, 13 var.
öbür livalar kimin aynen bizim idariyen Musul'dayık, Neynevo'dayık. Bana dedi gereğine sen kuvveti getiresen Musul'a, hatta tavtir revatib diyelim, basma, tesbit revatib olsunlar. Evet. Bu basma dediğimiz basma. Kikart'tan dolayı, maaş almaktan dolayı. Kikart'tan dolayı, maaş almaktan dolayı. Ve ben doğrusu ben her vakit, yani gerçekten ben haz etmem yani bir yere girdim, mücazife edim. Ben gördüm çok uzaktı, yani buradan Musul, o zahmetti bunları parmak. Özüm yerimden. Tabii ki bu kadar insanın da hayatının söz konusu da. İkinci benim burada yani yer tutmağım var. Benim katım var. Koydiyağın çardağılı bastamlı bu kata dair biz. Ben itiraz ettim özüne. Yani gerçekten itiraz ettim özüne dedim. Seydir Liva. Ben bunları getirmek çok zahmetli ora. Güçlü ora getirmek bunları. Tabii. Nişi bunlar mesela o lüzünü öz gelmiyor bura. Dedi bu lüzünü benim elimde döygü. Ben Amir Liva'ya. Ben de seni kimin? Tebliğ olmuşam. Gereğinden 2500 bizim livamız 2 gün içinde 3'den 4'a günü gerek bunlar basma versinler. Bizim müddetimiz 2 gündür. Her livaya bir fetre verirler. Bizim fetremiz budur. Ayın 5'inden 6'sı. 5 evet. Adar ve 6 adar. Yani size bu liva tarafını 2 gün verilip iki gün bütün işlemleri bitirmek için. Bütün livaya basmene. Bütün livaya. Evet. Ben de bu livanın içindeyim. Evet. Bizim de bodramız orada Musul'daydı. Burada diyor ki. Geldim oturdum. Burada bir yerimizde oturdum. Kardeşler maavunumu yığıştırdım. Amir siniler yığıştırdım. İdareler yığıştırdım. Dedim bir böyle emir var bize. Ne diyorsunuz? Gel oturan hutta cüzdanı gitmek için. Aynen bunlar dediler. Hacı bir de telefon ele özne. Bir de tevessül ele özne. Bu ikinci yol. Ben biri demişim özne. Kardeşlerin sözünü kırmadım. Telefon ettim. Yani özne indi amirli o da ikrar eder bu hakikate yani. Demir yok böyle şey yoktur. İkrar eder var. Ve ben burada oturdum. Bu senin yeri muştum. Cemaat önünde telefon diye ettim, mic'i de açtım. Lilelim hatta hapsi şahitler. Dedim Seydir Liva, biz gelmeye çok zahmet. 2 gün içinde sen istesen ben 200 nefer getiririm. Vakir 160 170 nefer, 370 nefer. Ve dedim sen oradan bir lüjne gönder bura. Dedim sen orada 50 hasibe gelip bura. 50 tane gelip lüjne ediler. 2 saatte gerek bitsinler orada. Ve sen gelse öyle 2 saatte ben seni bitiririm öz değil. Bu Amir Liva dedi. Dedim oğlanı ben gelirim getiririm özlerim Duz'a. Ben gelirim sayara çıkartırım. Oğlanı Musul'da naklederim Duz'a. Duz'da bitirerek özü. Bedelim 200 nefer nakledim. Hattım onu dedim özüne. Dedi sabrelemene sana cevap veririm. Yani adama ki müteavun oldum Amir Liva. Git o lücüne ki Bağdat'tan gelip, heyyetler Haşşabi'den gelip. Onlar iki basma verirler. Onlardan selaştı. Bir de döndü 10 dakika sonra Mehmet dedi hacı bunlar kabul etmirler. Bunlar dediler bizim katımız döygü. Bizim katımız kat'a Neynevo'da, ameliyat Neynevo'da, Bodrayız da yanımızdaydı. Fe dedim, hatta iktiraf verdim, dedim ben giderim Bağdat'a, bunlar dönsüne Bağdat'a, Bağdat'a giderim. Bunu da dedim. Dedim koy bunlar dönsüne, biz gitmeyelim Musul'a. Dönündüler Bağdat'a, ben giderim heyyede Bağdat'a derim, dedi, kabul etmiyorlar. Dedi, illa buraya gelsinler. Yani istirik bilagın, kendime bunların yanında bir hakat var, şey var, fazai var haşitte. Yani ihtimal olabilir yoktular, mevcut değiller. Sadece bu, adları geçip kaymayı isteyen. Bunu tekit etsinler, inne o Liva 15'in adamları mevcut. Doğru. İsim ve cisim koy biz belediye, Arapça diyelim, isim ve cisim yani mevcuttular. Ve bunlar gerek geçsinler oraya, hiç macali yoktu. Bu, daha bana vakti ki amir demedir, hiç macali yoktu gerek gelesen. Tabii ki. Bu bir emir oldu. Ve askeride de emri daha gerek tenfiz edelim özün. Zaten askeride talimat önemlidir, talimatın gelmeyi bilirler. Maracın gereğinden talimatına, avamına gerek kalkın bu bir. İkinci gitmesem de benim bu 200 kardeşin 3 il, 4 il cefası gidecek boş yere. Vermiş oldukları hizmetleri boşu boşuna gider. Bunlar hukuklar gider. Ratipleri var, kikart var, hukuklar gider. Ekret. Ben hem hukuklarını düşündüm, hem de avamir de ölüye benden üsküydür gerek gelesen. Yani şimdi kikart olmasaydı, bana deseydi 50 nefer gayet bir ameliyat var. Aparmam, aparması bu hemen muhasebe olmam. Avamir de. Bu avamiri tenfiz ettim, gittim. Giden de yol haram tuttum dedim de özüne yani ben Amir Liva'da dedim benim yolum yoktu Duz'dan Tikirt'te cisir yoktu usu kaldırıp Feyyaz'dan kaldırıp yol yoktu asan dök burada Musul'a gelmek. Tabii. Gerek yedim ben dolanım Salahaddin'den ya Belet'ten dolanım ya Kerkü'den yedim Kerkü, Raşat, Tikirt, Musul. Ve bu yol ihtiyarımda da o da benim ihtiyarımda yani tekdir mevkifti ben özüm bilmem o Amir Liva bilmez haradan yedim haradan geldim. Gerçekten o koydu benim ihtiyarım özüm. Mühim o istirmen ulaşım Musul'a. Olaşım basma verir Musul'da. Üçüncü öğünde daha hardan giderem. Fark özüm... etmez. Yeter ki orada olasan. Peki giderken neçe grup oldunuz? Her grupta kaç kişi var? Biz özümüz kullen 200 nefer. Benim şehidim var.
4 tane Kanşar izdadılar musbakan. Allah rahmet eylesin. Bir 16'ında 15 tane de benim vazgeçerim var. Bedil yazmışım. Onlar da istemeler indi. Yani 181 nefer adet. Bu Dus Hurmatu'da. 15. Tugay'da. Aha. 181 nefer. Bıldamıt. 181 iki yere böldüm. 90 kusur bir gün getir. Kimden çıktım özünde? Doğru. Birinci vaz ben çıktım. O da tarih 5-3. Sebbah çıktım buna saat 6'da. Bu yol tuttum buradan Kerkük'e. Kerkük'den Raşad yol ile Tikrit. Tikrit'ten ile Musul. Musul'da saat gün ortaydan var mı? Musul'daydım. Evet. Ulaştık oraya. Bizi bitirdiler tekriben saat 4. 4 bizim basmalar bitti. Benim 90 neferim tekriben basmalar bitti. Yığıştık buraya dönerken. Sayıklarım bilsen habirdiler yani yoldan bilirle falan. Muhakkak. Ha, dediler bana hacı bedel ki gidek şeye yani Musul'a. Koy dönek buradan. Hardan dönerken dediler buradan yani Ceş-Irak'ın aynen sultasında da yani Kati' mesulü Ceş-Irak'ı Furk 14'ta. Buradan geçsen düz çıkar Mahmur'a. Mahmur'dan Dibis, Kerkük. Evet. Dedim bu yol aman dediler yol amandı. Ma'zalik bu hareketlerimi ben aldım. Sordum, tekit ettim yoldan Ceş-Irak'ı'dan. Her saytara yolaşandan özüm şahsen ya da gel kimse sorurdum bu saytara duranın ki askerdi. Yol amandı diye görmem. Peki efendim, o hani yolun amanlığını konuşurken, bahsederken ki ne kadar güvenli olduğunu, hangi güçler, hangi kuvvetler o yolda var? O yolda Furka 14 var. Evet. Diyelim Furka 14, Liva 50 ve Foj 3. Evet. Bu Furka 14 aşağı. Bütünü Irak gücüne ait. Irak gücü, hapsi Irak gücü. Evet. Haşit Şabi de var özünde. Tabii. Eydi ve Şurta İttihadi de var özünde. Bu yolda biz geldiğimiz yolda. Evet. Bu kamilen yol müemmendi. Hesap özler ki bize dediler bunu. Kim dedi? Ceyşil Irak. Dedi yol müemmendi. Biri demedi, ikisi demedi. Ben 12 sayıtardan geçtim. Mefrak Geyyar'a diyorlar özne. Ki yol Tikrit Musul arasında oradan girdik. O hadisiyene kadar, Dibis'e kadar 12 sayıtara var. Hapsi Ceyşil Irak halinde. Peki efendim, hadise tam harada gerçekleşti olay? Tekriben mantıka Serkalan. Serkalan. Serkalan Dibis'ten şey arasındaydı. Koyda Geyyar arasında. Geyyar'dan çıkırsan Mahmur'a ulaşmadan bir Karaç var, yol var. Hani o bölge köydü yoksa yani insanlar yaşlı o bölgede yoksa sadece nahiyar, dümdüz bir yolda. Bir nahiye Serkalan var. Nahiyet Serkalan Kürt. Evet. Kürt memleketti. O Serkalan'dan çıkandan sonra bir saat yoldu. Boştu. Yani daha dağlıktı. Ondan sonra çıkarsan Cedde'ye Şar'am ola Şar'am gelir. Tekriben Geyyar'a Musul'a gelir. Yani siz o mantıkadan tamamen çıktınız. Daha sonra bu olay oldu. Ahsettim. Yani diyebilirim yok özü Ceş-Irak var özde. Biz ki memleket insan yaşar özünde en yakın nahiye Serkalan'dı. Serkalan'dı evet. Ondan sonra kalan kalan Cedde'deki çölde bunlar hapsi yani Ceş-Irak'ın ribayası var özünde. O saytarası var özünde. Evet. Yani ulaşanda yok saytara var. Selamun aleyküm. Buradan Kerkük yolu açıldı, hayal açıldı. Yani hatta tekit ettiler gece gündüz açık. Doğru. Yani tekitleri gece gündüz yani açık. Yani demek ki güvenlik durumu o bölgelerde gayet iyiydi. Yani. Hatta sorduk, indi tahkikte sorduk. Onda yok. Onda sorduk, dediler yol açıldı. İndi tahkik ederek. Orada bir olay olup indiye kadar değil. İki ilde burada hiçbir olay olmuyor. Olmuyor. Hiç kimseye taaddi olmuyor. Buradan askeri yolda da, buradan Ceş'le gelermiş gidermiş. Şurta İttihadi'ye de gelermiş gidermiş. Ha bu yoldan. Evet. Yani onun yani için daha... Yani iki yıldan sonra ilk defa ilk defa bu olur. Yani onlar bize dediler, dediler burada hiçbir huturat yoktu. Ve yol da amandı. Biz de daha dedik bunlar mı ki yol amandı, huturat yoktu. Biz de kuvvetimiz buradan aparak getirek. Ama bazı suallar var, eştirek. Değiller valla siz gidendeyiz bu yolda himayet yapar mıyım siz? Evet. Ama tabii bir gücü yapar mıyız Musallim? Hayır, bizim aldığımız tabii ki haberler nerede? Bir güne bakarsan hem sosyal medyada hem de haber birçok kanal haberlerinde verilen haber şu şekilde adı. Diller güya bu güç getirdiği zaman özlerden herhangi bir silah olmadan, herhangi bir tedbir almadan bu yola çıkıyorlar bir de gece vakti. Bunlar ne kadar doğru da. Bir de bilirsiniz hani o bölgelerde yine böyle bir iddia da var. Diğer PKK kampı var o bölgede. Diğer taraftan peşmerge güçler var. O bir taraftan efendim diğer IŞİD, DAEŞ terör örgütü var. Tamam. Bunlar ne kadar doğrudu? Sizin malumatı aslak çok daha iyi olur. Güzel. Avalen bu yola kadar Ceş-Irak'ı kamilen Ceş-Irak halindeydi. Ama Kanşa karşısında bir dağ var. Dağ Mahmur Dağı. Mahmur Dağı'nda ben gözümden gördüm dediler bu burçların özünde bunlar peşmerge geldiler. Peşmerge güçler. Evet. Ama
iddia var aynen dediği kimin? Ben görmedim. Değiller orada makarat var. Biz makaratla geçmeden çok bizden uzardı bu hakikaten. Ne makaratı? Bu makarat ise PKK makaratı. PKK'nın kampı var diyorlar. Kampı var orada. Ben bunu görmedim. Bunu gereğinden bunu CEŞ özü gerek cevap versin. İstihbaratı var. Orada şurada ittihadi var. Bunu cevap versin. O mantıkada kimler var? Biz orada garip yani biz garip mantıkamız diyor ki katim diyor ki ben orada mesela geçirem. Ben öbür ederim. Ama dedi ki DAEŞ var orada. Bunu gereğinden bunu CEŞ cevap versin. DAEŞ var ise ne yol açırdı? Yani en bir sual sorarım. Bizim milletimden, Avmen işlerlerden, Naci Tikrit'ten Kerkük'e yol bağlanır. Gece saat 6 akşam, sabah saat 8'e kadar. Saat 8'de yol muhalece olan yerler, ondan sonra açılır. Neden? Eğer neden, gayr manası o kuvvet orada, o güç vardır, ben gece temin edebilmem yolu. Gece aman dök. Hatta milletin amanı için millet koymalı geçsin. Doğru. Sen orada Ceşil Iraki var. Bize diğeri 24 saat açıktı, gece gündüz açık. İnan itminan verdi bana. Yani demek ki sen CEŞ'ten o yeşil ışığı alıp sen, tamam. Normalde. Tamam, ben özüm birinci var. Yani özüm, orası CEŞ'in kontrolünde. Bir gün evvel özüm aldım bunu, dediler buranı CEŞ Irak elindeydi, itminan ele. Ve ben de takdir mevkif ettim, itminan ele. Hatta sayıklardır biz gelir giderek buradan. Ve buradan da askere parmışık gelmişik. Sayıklar normalde Haşlı Şabi ayı dergiler. Ya. Bunlar sayıklar. Normal bir sayıklı, bir şofördüler. He. Evet. Biz, bize itminan yaptılar. Kimden biz itminan yaptılar? Ceşil Irak'tan. Ama ne kadar hemen bilirsem o katı hapsi mesela Ceşil Irak'ta. Bir garip asker yoktu orada. Ne bir peşmerge asker var o katıda. Ona da bir dediği kimi bir ayrı güçler var. Ona da ben görmedim bunları. Biz değiller istihbaratiyen koydu Haşid'in istihbaratı o Ceşil istihbaratı bunlardan uzakta, ayrı katilerde ki mabeyn peşmerge, mabeyn Ceş Irak'ı orada muharrama koyduk yer, muharram yerlerde bu dedikler güçler ihtimal var. Ben bilmiyorum. Onu gerek onlar bilsinler var ya yok. Peki efendim, giderken olayı yaşandı, saldırı oldu yoksa dönerken? Yok dönerken. Saldırı sabah aynen bu yoldan geçtiler. Hı-hı. Aynen bu güç, aynen bu adet, aynen bu Haşid Şabi bu yoldan yol kesti, buradan gitti Musul'a. Akşam da dönende aynen bu yoldan geldi. Akşam gelende tekit aynen gene sordular yol dediler burada 24 saat yol açıldı yol mu ammalı ben indi buradan derim yani bizi eğer bize saldırı oldu sebebi Ceşil Irak yani Ceşil Irak özü temin edip yolu ve meskel art özlündü gerek özü bize diyeydi bu yol aman diyor ve ile bilakis dirdi yol amandı ve buyurun geçin hatta bizi vurulandan sonra Ceşil Irak cemaatimiz vurulandan sonra gitti o noktaya nokta 500 metre gözlerinden. Buraların kameraları da var. Her ne o kameraların hiç işletmediler baksınlar. Bunlar vuran kimdi? Tabii. İkinci geldiler bizim yararlarımız kaldırandılar. Zaten kamera dedikodu da mobese kameraları neden koyuyorlar? Yani emniyet durumundan emniyet dolayı. Eğer böyle bir olay yerinde kamera olmasa neceyin olacak? Anladım. Onu anlamadım. Bir saat 40 dakikadan sonra yetişenden sonra geldiler bunları kaldırdılar. Hesap ben konuşurum o, orada olanlardan, yararlardan, avsaklardan. Değil, geldiler bizim için aslan bir talka çakmadılar. Yani yeri peklemediler geldiler. Biz geldiler bizi kaldırdılar yani ama her şey bir filmiydi bitti geldiler bizi kaldırdılar. Yani İdem bende bir alamet isfam var. Nişi bunlar? Zaten bir soru işareti var. Bu soru işareti yani gerekime Irak hükümeti tarafının ciddi anlamda bir inceleme başlatsın. Böyle. Bir inceleme başlatsın bilinsin. Tabii. Bunu Irak hükümetten talep ederim. Gerek buna yani bir bormak koysun. O katilde kim var idi? O katilin mesuliyeti kimin elindeydi? O istihbarat orada nece siz bilmişsiniz, temin edebilmişsiniz. Beyin nokta beyin nokta eğer temin edebilmişsiniz yolu. Ne aç yolu açıpsan buyurun geç. Yani bunlar hapsi sual altındadılar. Çok doğru. Şu an 6 şehidimiz var ve 6 ocağımızın ışığı söndü. Gerçekten. Allah rahmet eylesin. Çocukları yetim kaldı. Annelerin ciğeri yandı. Yani. Kadınlarımız dul kaldılar. Bu da hakikaten büyük bir faciada aslına bakarsa. Onun için Irak hükümeti üzerine ciddi anlamda gerekme bu konuya göz atsın. Kulak arkasını atmazsa hakikaten bu çok önemli. Biz bunu talep etmişiz. Kelivamıza göre o özüm de şahsan yani o lücneler ki geldi buraya indiye kadar lücnet Haşd-i Şabi'den geldi. Ameliyat Bağdat Haşd-i Şabi heyyeden ve ameliyat Musul geldi buraya. Bunlar hepsi buradaydı. İstihbarat ve emin Haşd geldi buraya. Bu sorular buradan sordu. Ben de üzerinden çıktık gittik. Aynı o olay yerine başında durduk orada. Mantıkaya baktık. Mantıkada kamilen Ceş Irak'ı elindeydi. Yani Ceş Irak'ı sual altındaydı. Nece siz bunları koyduğunuz geçsinler. Ve bilmişsiniz burada. Biri diğeri biz muammendi yol mi'e bilmi'e.
O olay nasıl oldu? Sen tahammül etsin mesuliyeti. Yani önce koyduğu bunları geç. Üç kere biz geçmiş orada. İki kere ben geçtim geldim, bir vacbe gittim geldim. Bir vacbede bunlar özler sebeh gittiler, akşam döndüler. İden sen buranın ege muammen etmem, temin de ne iş değildi buranın temindi buranın. Ekil. Peki dönerken olay gerçekleştiği an saat kaçtaydı gece vakti? Takriben saat 8-15 dakika böyle. 8 gece vakti. 15 dakika, 20 dakika. Evet. Kaç yaralımız var? Takriben 50 tane yaralımız var. 50 yaralı var. Acil şifalar dilerek. Peki olay anında yaşandığı zaman yaralıları harapardılar? Hangi hastahaneye? O saatte dedim sana, bunlar düşenden sonra, vurulandan sonra 20 dakika çekti. İkinci bizim de o güclerimiz ki özlerinde onu himaye koydu ya özlerine, musallahlarımız vardı üzerine. İnan ki onlar olmasaydı fazla hasar verirdi. Bes ve lakin elhamdülillah her kim derse bunlardan himaye yokuydu, musallah yokuydu, galet bir haberdi. Evet. Ve istille bir galet bir şey getirsinler. Bir fitne yaratsınlar. Bunlardan aynen birinci gün gidende nece musallah var idi. İkinci vacbeyden de aynen musallahlar var idi. Evet. O musallahların elhamdülillah vücudu koymadı düşmanı yaklaştı buraya ve düşmanı sükut etti. Ataşını söndürdü ve koymadı bunları yaklaştı. Bunlar da işte bilirsen de kemindi. Yani kemin vurandan sonra sana her yer al veresen. Tabii o şehit ki. Ve biz şehit de verdik bunda, yer al da verdik bunda. Bes edebildiler innehu hıfzı etsinler bu kalan kuvatı orada. Bunlar da çekildiler getirdiler o noktaki ceş noktasına. Bes ceş özlerine bir saat sonra ulaştı. Ondan sonra bunlar çekildiler ilk evvelden Geyyar'a müsteşfası diyorlar özünde bila hudut bir müsteşfa var orada Geyyar'da. Geyyar'da birinci evet. Bidayetten oraya gittiler. Orada duhul oldular. Sonra oradan bazı tevzi oldular. Paylaştılar. Bir kısmı gitti Musul'a. Musul müsteşfelerine. Üç müsteşfaya. Bir kısmı sonra yarın sebahsi getirdiler özlerini. Tikrit'e müsteşfet İmam-ül Mehdi var. Oraya getirdiler. Bir kısmı ki vaz'ı çok haraptı. Koydu yakın. Haricdi vaz'ı. Apardılar özellikle Medine Tuba. Yani dağıldı daha. Medine Tuba giden Medine Tuba gitti. İndi fiilen varımız 3 tane kefilde. Kerbela'da, müsteşfe kefilde. 2 evet. Tanemiz var Medine Tuba'da. Allah şefayı acil versin amin, özlerine. Amin. Ve duayı bütün milletten nesilerim dua etsin özleri için. Amin. Bu da kardeşler yazdı. Rabbim şifa alırsın. Ve duayla özleri için inşallah şefa acil Allah subhanahu teala'dan. Ve bir tekrar 38'den de geldi. Müsteşfe Cumhur Kerkük Müsteşfe Am. Kerkük'e evet. Geldiler. Bunlar da her bir iki gün kaldılar orada. Muarece oldular. Memnun oldu özlerinden. O doktorlardan, o nece diye müntesibi müsteşfet cumhuriden memnun oldu. Gerçekten vaciplerine kalktılar. Ve tababat Kerkük'den, tababat el-Hacd-i Şabi ki makarları, şeyler, müsteşfet cumhuriden. Onlardan çok çok teşekkürler ederek vaciplerine kalktılar hakikaten. Yetiştiler özlerine. Doktorlardan çok memnun oldu. Yetiştiler özlerinin. Hepsinden yani şükranımız var özlerine. Yetiştiler evet. Özlerine. Velhamdülillah hepsi de diyebilirim ki cumhurda bizim yaralımız kalmadı. Hepsi döndüler ehliyetlerine. Çok doğru. Zaten onu da takip ettik. He. Peki efendim yaralılar müsteşfeye geldiği zaman kimler geldi? Hangi mesuller, hangi yetkililer geldi ziyaret etmek? Vallahi biz hakikaten memnunum bütün gelenlerden. Ben bilersem kimse kalmadı gelmesin. Ve bütün müstevayet diyebilirim sana Haçlı Şabi'nin bütün büyükleri ve Eczel Emniye, Vuzaret Dâhiliye'nin müdür şurtasından tut, kayıt ameliyatından tut ve ahzab siyasetlerinden tut. Bütünü ne kartanı Kerkük'te var. Ama şimdi Bağdat'ta da görürüm gidirler yani bazı mesuller, Türkmen mesulleri olsun, Arap mesulleri olsun, ilmi. Her kimse bizi isteri memnun gözlerinden geldiler. Hem gidip Medine Tuba, hem gidipler Kefil'de, Kerbela'da, Musul'da da aynen yine bizim amir livamızdan tut. Bütün kevadir liva. Duzdan gidenler var idi orada. Memnun gözlerinden. Hatta özün yaralısı şeydi yoktu. Bes gıyret, duz gıyret, Türkmen gıyret tuttu özlerini. Getirdiler buradan Musul'da yaralılarımız başına durdular. Ve Kerkük'te doğru sen sualiye. Memnun gözlerinden bütün bizi soranlardan geldiler sordular. Başları durdular. Ve yardım arz ettiler özlerine. Ve el uzattılar bize. Hepsinden memnun bütün ahzab Türkmaniye'den, İslamiye'den. Kimse kusur koymadı Kerkük'te. Bütün hazır oldular. Peki biz çok teşekkür ederek vermiş olduğu demeçten dolayı gerçekleri bütün Türkmen milletine ve bütün Irak halkına gerçek bir şekilde yetiştirdiği için çok sağ olun, var olun. Şehitlerimiz için mekanları cennet olsun dilerek, yaralılarımıza acil şifalar yüce Allah'tan dilerek tekrardan sağ olun efendim. Çok sağ olasın, memnunum sizden ve kanat, Iraki kanatında çok memnunum gerçekten ve hakikaten bu bir yani birinci bernamacdı ki siz kalksınız, siz hakika ulaşasınız. Gerçekten çok şükranlarımız var size ve kanatınıza ve size nece diğer müşahidelerinize, bakanlarınıza ve işlerinize de
Çok memnunuz. Ve buradan da bütün şuhadalarımız için bir rahmet Allah'tan isteyin. Ve ruhlarına Fatiha gönderin. Ve yaralılarımız için de dua eyleyin. Yani bir kısa zamanda Allah subhanahu aleyhi ve sellem şifa versin. Amin. Dönsünler ehletlerine. Ehletler hatta gözler aydın olsun. Amin inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Sizden de çok şükranınız var. Değerli izleyiciler, şimdi de görmüş olduğunuz gibi şu an yaralı bir kardeşimizin evindeyiz. Gelmişiz kendileriyle görüşme yapmaya. Merhabalar kardeş. Merhaba. Sağ olun, teşekkür ederiz. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olasın, hamdolsun 100.000 kere sağ olasın. Her tarafı yaralandı. Kolum, sağ kolum. Biraz olayı anlatsa, böyle kısa bir şekilde özetlese, nece gerçekleşti bu olay? Vallahi abla biz işte Mahmur'dan çıktık. Gitmiştik şey etmeye basma ravatı malı. Geldik Mahmur'dan çıktık. İşte yani çok bir seyahat 8 saat yolda. Yani 3 rübeğimiz yatmıştık takriben sayılır. Bizim member sayılır musallah var idi. Himaye yani o gide. Vallahi işte bir kere taşı açıldı üstümüze. Gece de takriben saat 8'i çeyrek geçire böyle. Daha vallahi işte hamdolsun yani yaralı oldu, şehit olan Allah affetsin özün. Bilsiz daha yani o sebep giren her şeyde o kadar. Peki şehit olan arkadaşlar o ne kadar sağdın samimiyetleri vardı? Mesela ne kadar yakınıydı sana? Hani şehit olduklarını duyduğu da duyguları neydi o dakika? Vallahi yani işte hapsine gider ayağımız üstünde can çekti. İşte yani yetirebilmişse mesela Ali'de bir şey yoktu. Ne mantıkaydı hatta bileseydi. Bir yere gidese mesela ne bir sayra var Ali'de. İşte Ceş geldi Necid yer. Ceş geldi ancak birinci hatırlar şey etti. Bazı şeylerde kaldı hatırlar yani. He böyle sayrada şey etti. Daha işte yani hamdolsun çıkardığına çıkarttık. Ne kadar süre sonra kuvvet geldi size yetişti? Takriben 40 dakika. 40 dakika bir saat. Peki yaralıları kaldırındılar, her apardılar? Yaralıları her birisinin bir mecmuan bir yere apardılar. Takriben birinin yani Mahmur'a apardılar, bir mecmuan, bir mecmuan Geyar'a apardılar. Bir mecmuamız kaldı basit yaralılar. Şeyde Ceyş'in noktasında sayrı yokuydu. Sebbah'a kadar biz kaldı orada. Sebbah'ından sonra yani Ceyş Necdiyar tababası, basit tababasıydı muhalece etti bizi. Sebbah döndük, döndük oradan sonra Tikrit'e gittik. Yani bir kısım yaralılar bir de Tikrit'e geldiler. Tikrit'ten sonra döndük Müsteşfe Cumhuri Kerkü'ye.
öncelikle geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Hakikaten büyük bir faciayı yaşayıpsız. Olayı yakından bizlere bir aktarsa, olay ne şekilde gerçekleşti, hangi saatlerdeydi, kimler idi, tahminimiz yani kimlere gidire. Oğlum hoş geldiniz, başa bela varsınız, sağ olsun bütün Türkmenler. Birlik dalgadaydı bize. Daha ben özüm attım zahifteni yazıya, ayağım çekerlem. Ve daha ondan sonra 8.30 takriben 9'a 5 istedi. 9, 2 hamar ceşimali geldi yanımıza. Daha tarafımıza baktı, şey etti. Bu olaydan bir saat sonra geldi. Yarım saat sonra takriben. Yarım saat sonra yola yetiştiler bize. Değerli izleyiciler, şimdi de o saldırıda şehit düşen şu an Mustafa Abdülvahid Cihad'ın tabii ki evlerine gideceği ve oradaki değerli acılı ailesinin duygularını alacağı. Bakalım olay hakkında neler diyorlar. Selamun aleyküm, başınız sağ olsun tekrardan. Eyvallah, sağ olun. Mustafa Abdülvahid'in taziyesi. Selamun aleyküm, necasız. Başınız sağ olsun, kalanlar sağ olsun inşallah. Şehidin hakkında neler demek istersin, o olay hakkında neler demek istersin? Hakikaten acımız çok büyüktü, büyük bir faciada. Hepimiz bunun farkındayız. Ancak şöyle bir durum var, sen o hem bir oğlu şehitti. Hem de bu olayın yerinde, hem de bir oğlu da yaralıdı. Evet, duyguları neydi? Bu oğlum, Mecid'in babası ya. Kardeşimdi, benim kardeşim yoktu. Rahulullah, Mecid'in babası. Oğlum şehit oldu, benim başım üstüne gitti. Kim şehadet istemez? Hem dostumuz da hak oldu bu şehadete. Oh. Oğlum da yaraldı. Oğlun durumu indi Necadem. Gittim dün yanındaydım. Hamdolsun gittim yalnız nisbesi %20'di. %20'di. Dedi baba dedi ben için dualayım, ben ahir duaya muhtaçım. Dedim dede inşallah sen imamlar dalgasındasın. Sen oğlum dedim sen boş yere gitmemişsin vallahi. Sen gidipsen ekmek peşine. Sen bu ben sen külle de bitiripsen babam, kardeşim, oğlum. Hiç dedim kahir yemeğinden. İnşallah dedim elimde getiririm seni. İyi olsun çok bir vakit çekmez inşallah. Kardeşim sordu. Benden sormadı, dayısından sordu. Baktım gözünden yaş geldi. İsterim biz yani biz derim. Bunlar değil. Abi Ahmet yığlanma dedim, vallahi yığlanmıyorum, ben yığlanmıyorum, ben bas... Sonra, dayısından sordu. Dayı kardeşim Mustafa Han, ev gelmiyor yanımda, sormur beni deyip, kardeşi yaraldı. Deyip, harda, deyip, küfrede, deyip, yok. Yani şu an yaralı olan kardeşimiz bilmir ki kardeşi şehit düştü. Dedim ben, ben özümü elimle yükledim Mustafa'nı. Ben dedi elimle yükledim Mustafa'nı. Bana dedi, ha dedi sen gelmesen. Dedi de ahir ben bizim başımız ağırsa, sen başımız üstte durasan.
Dedim vallahi siz benim kardeşim yok, siz benim kardeşimsiz, bayımsız, oğlumsuz. Bir 5 dakika evvel çaldı, yolda geldirdiler saat 8 takriben. Öz hadi soracağım. Mesela vaktinde çaldı ailesini dedi. Ailesini dedim ben acım dedi. Acım yani aç öldü. Yani aç öldü. Bir insan saat 5'ten giderse ne gülertarlık ne şemiye miyip. Ben dedi bacım kızı dedim gelme dedim. Kız katın yemeği hazırlayın. Mustafa yoldaydı. Peki gel o yemeği yersizden. Hele yaz ya. Çıkmamışım. Bir iki üç tane katıldı. Yeriştim oraya. Dedi bu. Musla gidenler. Mal olup la kemine düşüp la. Neye düşüp la. Hasara kalıp la. Bana dediler. Abi Ahmet iş oğlanları yedim la. Dedim he iki tane yedim. İki tane yok bir tane. İkisi de yedi. Mustafa da yedi, Murtada da yedi bakır. Her biz elimizde hak edilir baktım büyük kardeşler kaça kaça geldi. Arı deme arı elendir. Lala hava selaşıyla ben daha bilmem ben nece oldum. Aslı selaşı gelirim o kulak ağzını mezarını birşime ki bir kelime anlarım özlerini anlamıram. Kaldım. Dedi. İki yaralı dediler ama üç yaralı var dedim yaralı basit basit şey de olmasın bu kaçan oldu dediler şehit de var dediler kimdi dedim bir adam mağuktu iki ayağı da kesilip ayağı kırılıptı motor hadisinde. Değil mi? Yani sen de gelsin gidesin orada basma vermeye. Bataniyede kalır bile özün. O mahzun fakir başına talka değip o da şehit olup şehadan kazanıptı. Şehit düşen... Abla ciger zahmet, ciger çok zahmetli. Yani. Allah yardımcınız olsun. Allah cigerlerini Allah kolaylık olsun. Versin inşallah. Allah sabır versin ya Rabbim. Oğlumuz şehit ya. Ama yeri cennette. İnşallah yeri cennette. O bir dünyada cennet kapısını sürekler. Kim şehadatı alabilir? Şehadatı şehadatı her adam alır şehadat. Allah'ın ancak şehadat. Sevdiği okullarına bu şeref nail olur. Sanu da Allah'ın sevdiği kullarının biridir oğlu. Hamd onun için Allah. Bence büyük bir gurur vericidir. Allah. Büyük bir iftihardır. Bu topraklara kurban getti. Sanu her zaman başı din dikti. Hamdolsun Allah. Bak işte bugün teröristler ne vakit bu gibi olayları yapılır gece vakti. Çünkü ne için? Korkaklar. Bunu ne için gündüz yapmalar? Çünkü bilirler bunun karşılığını alırlar. Ama sen oğlu tekrar derim şehitti. Yeri cennette. O bir güne de cennet kapısını akır Musa'nın da akır uşağı var. Akır sen ne cıkıysan, niyetim koysan. Ne çınan uşağı bana kalıp yetim. Vallahi ne biri ne ikisi. Vatan, toprak, dil, bayrak bunlar her şeyden daha öbcada. Nam vallahi bayrak hayattır. Vatan biz vatan olmasını da bilir. Hamdolsun bu haşitler arkasında indi biz burada indi durmuşuk. 12-13 yıldır da yedi. Allah, 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 Allah bana bir sabır. Allah. Allah. Thank you.
Evet değerli izleyiciler, şu an görmüş olduğunuz ki 60 dakikanın yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken yapmış olduğumuz bu özel program. Bugün dediğimiz gibi Tuz Xurmatu diyarından programımızı gerçekleştirdik ki Türkmen gücü Haçlı Şabiye karşı yapılan saldırıdan dolayı özellikle de bu programı gerçekleştirdik ve özel bir program haline getirdik. İşte maalesef alınan tabii ki bilgilere göre siz de bizlerle birlikte eminim ki bu programı seyrettiniz ve talimatlar aldınız. Tabii ki şehit düşen 6 askerimiz bu topraklara yine kurban gitti. Tuz Xurmatu yine her zamanki gibi kan kaybını yaşadı, şehitler vermeye hazırdı bu topraklar için ve onun yanında aşağı yukarı 50'ye yakın yaralarımız olmuştu. İşte şu an görmüş olduğunuz ki Tuz Xurmatu'da şehitler mezarlığındayız, Türkmen şehitler mezarlığında. Bu mezarlığın en büyük özelliği sadece Tuz Xurmatu'ya ait olan vatandaşlar ki şehit olublar bu mezarlıkta gömülmektedirler. İşte gördüğünüz ki şu an defnedilen 4 tane askerimiz, Haçlı Şabi Türkmen gücünde olan askerimiz bu topraklarda yine bu mezarlıkta özellikle de defnedilmiştir. Ruhlar için bir fatiha okuyarak böylece programımızın sonuna geldik. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun ve yaralarımıza acil şifalar dilerim. Vatan bölünmez, dalgalan. Al bayrağım dalgalan, 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 dalgalan. Al bayrağım dalgalan, dalgalan. Zalim ölür zulüm, ölür rüya, ölür rüya, ölür ölür. Şehitler ölmez, ölmez. Şehit de ölmez. Zalim ölür, zulüm ölür, riya ölür.